Cem'in alt kalıbı çalışıyordu. Belirli astikli. Hacaları reçmeli. Şimdi ölçülere bakalım. Bel ölçümüz çıplak vücut ölçüsü olarak 72 cm. 38 beden çalışıyoruz her zamanki gibi. 17 cm'lik belimize bolluk veriyoruz. 89 santim olarak çalışacağız. Çünkü belimiz lastikli. Basen ölçümüz 97 santim. 4 santimlik bolluk veriyoruz. 101 santim olarak çalışacağız. Oturuş yüksekliği 26,5. Yarım santim bolluk vereceğiz. 27 santim olarak çalışacağız. Yan boy 106 santim. Yan boyumuzdan 4 santim eksiltiyoruz. Yine topuk payı 102 santim olarak çalışacağız. Dizleri 60,5, belden aşağı 60,5. Diz ölçüm 49, paça ölçüm 45 santim. Şimdi hesaplanarak bulduğum ölçülere geliyoruz da. 1/6 basen ölçüsü artı 2 vücut derinliğini verecektir bize. 18,8. Vücut derinliği için 1/6 basen artı 2 olarak bildiğimiz formülü uygulayacağız. 18,8. Ön vücut derinliği için 1/3 vücut derinliği 6,2 olarak kullanılacak. Arka vücut derinliği için de 12,6, yani 2/3'lük vücut derinliğini kullanmış olacağız. Ön diz ölçüsü için 1/2 diz artı 2 26,5 olarak kullanılacak. Arka diz için 1/2 diz artı 2. Ön kalıplarımızda eksiltiyoruz. Arkaya veriyoruz eksilttiğimiz kadar ölçüyü. Pantolon kalıplarında da yaptığımız formüller aynı şekilde. Arka dizi 26,5, ön dizi 22,5 olarak çalışacağız. Ön paça 1/2 paça eksi 2, 20,5 olarak. Arka paça da 1/2 paça artı 2, 24,5 olarak çalışıyoruz. Ön basen için 1/4 basen eksi 1, 24,25 ölçüyü kullanacağım. Arka basen için 1/4 basen artı 1 ölçümü, yani 26,25'lik ölçüyü kullanacağım. Bu kalıbımda da yine yandan çalışacağız. Ön arka yan yana çalışacağız ve kalıplarımızı ortaya 101 çizgi çizerek çalışmaya başlayacağım. Yan yardımcı çizgiyi çizmeyle başlıyorum. Önce yan boyumuzu işaretliyoruz. 102 santim. Yan boyu işaretledim. Mezurayı kaldırmadan 27 santimlik oturuş yüksekliği ölçümü işaretledim. Yine kaldırmadan diz yeri ölçümü işaretliyorum. 60,5. Uzun noktaları sağ ve sola dik açılarla uzatıyorum.
bel, basen, diz ve paça hattımız oluşturuyor. Şimdi basen hattımı belirleyeceğim. Basen hattı için oturuş yüksekliği 1/3-1 formülümü kullanıyorum burada da. 8 santim olarak baldırdan yukarıya işaretliyorum. Oturuş yüksekliği 1/3-1 formülüm vardı. 27 santim bölü 3 diyoruz. Eksi 1 yaptığımız zaman 8 santim olarak çıkıyor. Bu ölçümü yerleştirdim. Burası da basen hattı diyorum. Arka basen ve ön baseni yerleştirmeyle başlıyorum. Kalıbımın sağ tarafı arka olarak çalışacağım. Bu tarafı ön olarak çalışacağım. Arka basen ölçümü 26,5 önce yerleştiriyorum. Ön basen ölçüm 24,25'i işaretliyorum. Bu iki noktayı önde dik açıyla bel ve baldır arasında uzatıyorum. Küçük derinliklerini işaretleyeceğim. O yüzden çizgimi miktardan uzattım. Aynı şekilde buradaki noktamla çizgimi birleştiriyorum. Arka vücut derinliği işaretleyeceğim. O kısımda kağıdımız yeterli gelmeyecek. O yüzden kağıt ilavesi yapacağım. Derinliği ölçümü 6,2'yi basen hattında işaretliyorum. Arka vücut derinliği ölçümü 12,6 bunu işaretliyorum. Arka basen açımızı yine 9 derece döndürüyoruz. Kalp kalıbımızı da bu şekilde çalışmıştı. Döndürdüğüm çizginin boyunu da yine arka basen kadar işaretleyeceğim. 6,5 tekrar işaretleyeceğim. Bulduğum noktaya dik açı yapıyorum. Kalça düşüklüğü kadar, kalça düşüklüğümü ölçüyorum. 19 santim. Bulduğumuz, 9 derece döndürerek bulduğumuz noktayı uzattım dik açıyla. Ve bu ölçümü 19 santim olarak işaretliyorum.
Şimdi dizleri, paçaları işaretleyebilirim. Alı burada bırakıyorum. Çünkü alı çizdiğimi tamamlayabilmem için önce dizleri tamamlamam lazım. Belki sınıfı da daha sonra tamamlayacağım. Buraya kadar tekrar anlatmak gerekirse. Önce yan yardımcı çizgimizi ortaya çizdik yardımcının ortasına. Oturuş yüksekliğini, diz yerini ve yan boyu işaretledik. Oturuş yüksekliğimizi 1/3-1 kadar 8 santim baldırdan yukarı çıkarıp basen hattımı belirledim. Ön basen ölçümü yerleştirdim, arka basen ölçümü yerleştirdim. Ön basenin 24.25 ile ön basen 24.25, arka 26.25, arka baseni işaretledim. Arka basen açımı 9 derece döndürdüm. Aynı şekilde arka basen ölçümü ne kadarsa bu çizgiyi de o kadar uzattım. Buna dik açıyla, bulduğum noktaya dik açıyla kalça düşüklüğü kadar 19 santim işaretledim. Şimdi daha sonra vücut derinliklerimizi de işaretlemiştik. Vücut derinliği önde 6.2 idi. Ön vücut derinliğim 6.2. Arkada 12.4 idi. 12.6 işaretledim. Şimdi dizle paçaya geldi sıra. Dizle paçayı işaretlemek için yan yardımcı çizgiden sağa ve sola 3'er santimlik dizde boşluk bırakıyorum. 3 sağa, 3 sola. Paçada 3.5 santim bırakıyorum. Pantolon kalıplarımızda hep ütü altını önce bularak yapmıştık. Bu pijama kalıbımız biraz daha farklı. Yanlardan giriş yapıyoruz. 3.5-3.5 girdik. Şimdi artık bu bulduğum noktalardan sağa sola arka ve ön diz ve paça ölçülerimi gireceğim. Arka diz ölçümü önce işaretliyorum. Arka kalıp burası olduğu için arka dizimi işaretliyorum. 3 santim içe girdiğim noktadan arka diz ölçüm hesaplamalarda 26.5 olarak bulmuştuk. 26.5. Ön dizi işaretliyorum. 22.5. Arka diz 26.5. Şimdi paçalarımı işaretliyorum. Arka paça 24.5. Biz bu paçayla dizi ütü hattının sağına ve soluna yerleştiriyorduk. Dediğim gibi burada farklı bir uygulamayla çalıştık. Ön paçamız 20.5. Girmiştim yan yardımcı hattından içe. Girdiğim noktadan aldık ölçülerimi. Şimdi bulduğum noktaları artık esas hat olarak renkli kalemle süslerini çiziyorum. Vücut derinliği ölçülerimi bulduğum noktaları
ben Türkçesi olarak birleştiriyorum. Ön ağımı çatabilirim. Ön ağ için bel düşüklüğü yarım santim. Bel girişi de 1 santim kullanacağım. Yarım santim bel düşüklüğü yaptım. Köşeden aşağı yarım santim. İçe de 1 santim giriyorum. Ön bel girişi. Ağımın formunu artık verebilirim. Bulduğum noktaları birleştirerek. Baldır çizgimi uzatıyorum. Ağımı çizdim. Ön iç boyu da cepheleri ve iç çıkarma gelişine göre şimdi beli çizmek için ön ve arka için yardımcı çizgiden sağa ve sola birer santim içe giriyorum. Yine ağıma ön beli çiziyorum. Ağıma bir miktar dik açı. Kılıç rigayla tamamlıyorum. Kırmızı yapmış olduğum ağ hattı hafif açıyla ağını çizdim. Şimdi benim beli de tamamladık. Yanı çiziyorum. Yanı çizmek için de içe girdiğim 3'er santimle basen noktamı önce yardımcı çizgiyle kesik kesik birleştireceğim. Daha sonra gelişine uygun bir şekilde çok hafif içe girerek 3 milim, yarım santim kadar yan baskını çizdim. Aynı şekilde buranın simetrisi olacak şekilde arka yanımı da çizeceğim. Arka yan için cetvelimin ön kavisinde kullandığım hattı belirledim. Yine burada kullandığım kavisi döndürüyorum, burada da kullanıyorum. Ön kalıbımızı tamamlamış olduk. Şimdi arka kalıbın ağını çalışmak için önce iç boy eşitlemesi yapacağım. Ön ağdan dize kadar ölçümü aldım. Aynı ölçüyü burada işaretliyorum. Baldır hattını uzatıyorum yardımcı çizgine kadar. 1 santim kadar aşağı düşmem oldu. Şimdi artık ağımızı tamamlayabiliriz. Gelişime uygun bir şekilde İlla bu arka basen noktamı değdirmeye çalışmıyorum. Çünkü arka basen açımı döndürdüm. Basen attım. Burası oldu.
Basen nokta burada. Hani bu nokta artık iptal oldu. Bunu kullanmıyoruz. Şu şekilde formuna uygun güzel bir kaliste tamamlıyoruz. İçinde yine bir miktar bir açın. Miktar düz bile çizebilirim. Uyumlu geldi bir açı, uyumlu geldi yanmakta. Düz etkenle çizdim. Arka iç boyu ışıklarını tamamlıyorum. Arka boyu. Tamamlanmış oldu. Kalıplarımızın şimdi kopyasını alabiliriz. Kesim kalıbı haline getireceğiz. Paçaya ve beli 3'er santim paylayacağım. Diğer yerler 1 santim dikiş paydı çalışacak. Ütü hattımı çiziyorum. Hatta olarak değil de düz boy iplik hattı olarak çiziyorum. Yan hatta paralel, yan yardım çizgime paralel çizgi aldım. Burası düz boy iplik hattı. Şimdi dikiş paylarını vereceğiz.
keserken bir tatlıya basıyorum. Dikiş payım 1 santim daha fazla çünkü. Thank you.
Eğer kontrol etmek istersek çıktan çıkı şu şekilde üst üste kar çıkı koyarak yan boyu kontrol edebilirim. Aynı şekilde iç boyu kontrol edebilirim. Var. Bu kontrol etmemiz lazım. Sorunlar da bunu gidermeliyiz. Şu şekilde kalıplarımızı ayarlayalım. Dizden üstte şu şekilde koyarak da dönüş paylarını görebiliriz. Kontrolleri de yaptıktan sonra kolumuzu bitirmiş oluyoruz. Emekler paylaşıldıkça daha güzel olmakta ve dualarınızı birbirimizden eksik etmeyelim arkadaşlar. Bu noktalarda arkadaşlarımız eğer çok daha iyi bir şekilde hizmet etmek gerekirse sizin de önerilerinizi, düşüncelerinizi aşağı taraftaki e-mail adresimizden, telefon numaralarımızdan bize ulaştırırsınızsa da biz de onları dikkate alıp daha çok faydalı, güzel işler yapmaya teşvik etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu arkadaşlar çok değerli dersler bunlar. Bakın normalde dışarıda bu eğitim amaçlı olarak bunlar 2.000, 3.000, 4.000 liraya rakamlarla satılmakta. Biz bunları dediğim gibi Allah rızası için siz dostlarımızla paylaşıyoruz. Umarım faydalı, güzel bir şekilde iyi ilimler olur, güzel meslekler olur, iyi yerlere gelirsiniz. Bizim de küçük bir şekilde bir katkımız olur sizler üzerinde. Onun için arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. Bütün eski öğrencilerime de buradan selamlarımı iletiyorum kendilerine ve sizin gibi yeni dostlarımıza da merhaba, hoş geldiniz diyorum. İnşallah hayırlı, güzel günler görmemize Rabbim yardımcı olur. Kolay gelsin efendim, hoşça kalın.